Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere buram buram tarih kokan bir lezzet durağından sesleniyoruz. Tarihi Subaşı Lokantası. Mekanın işletme müdürü Sayın Zekiye Görür ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem mekan ve unutulmaz lezzetler hakkında hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zekiye Hanım. Böyle bir mekanda sizlerle olmak gerçekten bambaşka bir duygu. Ben biliyorum ki bu güzel mekan nice nesiller boyu bizlerle olsun. Sağ olun. Burada üçüncü nesil olarak bu lezzetleri hala devam ettiriyorsunuz. Diliyorum ki dördüncü, beşinci, altıncı nesiller boyu ve hatta torunlarımızın torunlarına kalsın bu unutulmaz lezzetler. Yıl 1959, bu muhteşem mekanın doğuşu ve geçen koca yıllar var, yarım asır dile kolay. Evet. Anlatalım mı o dedelerden başlayalım, keyifli geçmişe hep beraber dönelim izninizle. Buyurun. Sağ olun. Veysel Bey tarafından kurulmuş 1956 yılında. Daha sonra Teoman Bey, oğlu devam ettirmiş. Sonra ikinci şubemiz açılınca eşim oraya gitti. Ben de 6 yıldan beri işletmeyi hem işletiyorum hem aşçılığını yapıyorum. Güzel mekanda güzel lezzetler hazırlıyoruz. Süpersiniz. Evet. Burada gerçekten unutulmaz lezzetler var. Yani deminden beri gözlemleme şansı yakaladık. Tabiri caizse dolup dolup taşıyor bu güzel mekan. Ve aynı çalışma diliyorum ki yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Tabii ki lezzetler dedik. Hani derler ya, doğru malzeme doğru ellerle buluşturuluyor. İşte o ender mekanlardan bir tanesiyiz aslında. Anlatalım mı bu muhteşem işlerin sırrını? Sırrı doğru kaliteli malzeme kullanmak, mevsiminde kullanmak artı sevgiyle yapmak. Doğru. Sevgimizi kattık diyorsunuz. Aynen öyle, sevgimizi kattık. Burada tabii emeği geçen kadromuz var. Gerçekten evet. Uzman bir kadroya sahibiz. A'dan Z'ye hiç ayrım yapmadan emeği geçen o görünmeyen kahramanlara da buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık. Peki kaçla kaç arasında alıyoruz bu hizmeti sizden? Biz öğlen servisiz sadece 12 ile akşam 5'e kadar servisimiz sürüyor. Yemeğimiz olduğu sürece burada izliyorsunuz. Evet. Bitene kadar. Bitene kadar devam ediyoruz. Peki aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyorsunuz? Valla biz esnaf lokantası adı geçtiği için devamlı dolup dolup taşıyor. Masalar hani biri kalkıyor biri geliyor, biri kalkıyor biri geliyor. Hiç o kadar düşünmüyorum. Yani burada sahneden bir iç mekan var, o muhteşem teras var tarihi soluduğumuz. Evet. Ve dolayısıyla 50-60 kişinin sürekli de bir daim yaptığı keyifli bir mekandayız. Evet. Lezzetler tabii ki bir sabitlerimiz var muhteşem. Bir de ona ilave mevsimsel anlamda değişen yelpaze. Evet. Biraz anlatalım mı neler var? Yani şöyle söyleyeyim, mevsimine göre mesela şu anda enginarımızın zamanı enginar çıkarttık. İşte zeytinyağlı dolmalar, zeytinyağlı çalılar baharda başlıyoruz. Bizim ünlü bir yemeğimiz vardır. Sadece Mart ayında yaparız. Süt kuzu sarma kokoreçtir bu. Hiç ot yememiş kuzudan yapıyoruz. Bize özgü bir ay gibi süreç çıkar. Ondan sonra aklıma gelen şu anda pek aklıma gelmiyor. Sabit ama olarak bir kere her daim pilavımız gün var. Beyaz pilav, iç pilav ve bulgur pilavı. Her sabit, gün, sabit. Her gün çorbamız var. Değişen çorbalarımız değil var. Mi? Çünkü hep değişiyor. O muhteşem süzme mercimeğinden tavuk suyu çorbamıza, et suyu çorbamıza gibi. Aslında Toygo çorbası var. Değil mi? Yöresel çorbalarımız da var. Ekşili köftelerimiz var. Yöreye göre de yemekler yapıyoruz. Yani aslında saymaya gerçekten dakikalar yetmez. Evet. Burada yemeğin tüm çeşitleri, sebzenin tüm çeşitleri, etin tüm çeşitleri desek doğru bir cümle olacak izninizle. Ve yemeklerin arasında gene o muhteşem çocukluğumuzun tatları, taze meyvelerden kompostu da bu mekanın vazgeçilmezleri arasında. Evet. Şu anda bir tatlı görüyorum gene el emeği tatlımız. Evet. Hazır asla almıyoruz buraya. Asla kullanmıyoruz. Evet. Şekerpare. Şekerpare. Evet. Ama gerçekten o muhteşem. Çok özel çünkü kaymağını söyleyeceğim izniniz olursa. Tabii. Çünkü her şey yöresel burada. O muhteşem cevizlerle birlikte vazgeçilmez lezzetlerin sonunu oluşturuluyor. Ve sürekli daim olan tabii ki de meyve sularımız, çaylarımızda sunulan hizmetler arasında. Evet.
Zeki Hanım burada o kadar çok keyif bizlerle buluşuyor ki demişsiniz ki müşteri memnuniyeti bizim için gerçekten çok önemli. Buraya gelemeyen konuklar sakın üzülmesinler diyerek birden hangi servisimiz var? Evlere servislerimiz var. Sipariş alıyoruz ve evlere servis yapıyoruz. Tabii bazen insanlar konuklarını daha mükemmel ayarlamak istiyorlar. O yüzden bizi arıyorlar. İşte bize işte 30 kişilik İmam Bayıldı, Enginar işte şunu bunu pilavınızı hazırlayıp gönderirsiniz diyoruz. Ev servisini alıyoruz adresini ve evlere servis yapıyoruz. Süpersiniz. Bazen hatta çocuklarla birlikte garsonluğunu da yapıyoruz. Burada hizmette sınır yok anlıyorum. Bir ala kadar yakınız tüm konuklara onu anlıyorum. Evet. Diliyorum ki bu keyif nice yıllar boyu tekrar ediyorum. Bizlerle olsun. Burada sadece şunu soracağım. Bu tip işlemler için kaç gün evvelden haberdar etmek gerekir? En az 3 gün. Çünkü ona göre biz malzemeyi hazırlıyoruz. Ne yapacağımızı karar veriyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıp 3 gün önceden bize haber verirlerse sevinirim. Daha güzel oluyor. Süper. Diyoruz ki buradan en az 3 gün evinde bir alanınız bizim için yeterlidir. Evet. Ben düşünüyorum da bu muhteşem mekanın hedefleri de büyük olmalı. Hedefler neler diyelim o zaman? Yani asla devam etmek, en iyi kalitede, en güzel zamanla devam ettirmek, bu süreci tamamlamamak, yani bitirmemek. Yani üçüncü nesil olmanın gururunu yaşıyorum diyorsun. 4, 5, 6 devam etsin istiyoruz. Yani hedefimiz bu ama hani bu zamanda nasıl olur bilmiyorum. Fast food hayatımıza girdiğinden beri Osmanlı mutfağı ve ev yemekleri unutuldu. Ama biz bunu günümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, sağlıklı hayatı, sağlıklı yaşamı yaşatmaya çalışıyoruz. Vallahi o kadar keyifli anlatıyorsun ki burada gerçekten kullanılan malzemenin tuzundan baharatlarına, yağından sebzelerine ve kuru bakliyatına kadar özenle seçiliyor ve sofralarımıza hani derler ya anne eli değmiş gibi konuluyor. Ben böyle bir lezzeti, çocukluğumuzun tatlarını hala daim kılarak bizlerle buluşturduğunuz için sabahın erken saatlerinde uykularınızdan feda edip bu lezzeti bizler adına yetiştirmeye çabaladığınız için ve bu lezzetin nesiller boyu daim olmasına emeğiniz geçtiği için ve her şeyin ötesinde gülen yüzleriniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Diliyorum ki bu güzel mekan nice nesiller boyu bizlerle olsun. Ama vazgeçilmez tatlarıyla, gülen yüzleriyle birlikte sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Nuru Osmaniye Beyazıt İstanbul'dan, buram buram tarih kokan bu muhteşem dokudan, tarihi Subaşı Lokantası'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra diyoruz ki, tüm Beyazıt ve civarı zaten biliyor. Ama biz bütün İstanbulluları ve hatta iddia ediyoruz yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu muhteşem lezzetlere ve unutulmaz tatlara bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.